Mailmark YouTube kanalına herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün masamda iki telefon var. Vivo Y17S ve Vivo Y27 telefonlarıyla beraberiz. Ve bu iki telefon arasındaki benzerliklerden, farklardan biraz bahsedeceğim. Şimdi GFK verilerine baktığımız zaman Türkiye'de satılan her 100 telefondan arkadaşlar 86 tanesi bu segmentte oluyor. Yani 10.000 TL altında telefonlar arkadaşlar Türkiye'de tam %86 seviyesinde. Yani her 100 kişiden 86'sı bu telefonlardan bir tanesini satın alıyor. Ve bu aslında segment bugüne kadar hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiş durumda. Zira kullanıcılar en iyi telefonu en iyi fiyata satın almak istiyorlar. Eğer siz de en iyi telefonu en iyi fiyata satın almak istiyorsanız mutlaka MediaMarkt mağazana ve MediaMarkt.com.tr'yi ziyaret etmelisiniz. Bu sayede MediaMarkt güvencesine de sahip olabileceksiniz. Şimdi gelelim telefonlarımıza. Telefonların ikisi arasında gerçekten de hem benzerlikler var hem farklar var. Şimdi telefonların benzerliklerine baktığımız zaman bence tasarımdan başlayabiliriz. Çünkü baktığınız zaman gerçekten de omnibalans bir tasarım var. Yani baktığınızda mesela bu şekilde masaya bunu. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonları bu şekilde dik bir şekilde arkadaşlar masaya koyuyorsunuz. Yani bu omnibalans dediğimiz tasarımlardan bir tanesi. Yani bu tasarım neyde var? Takdir edersiniz ki iPhone 15 Pro Max'te de arkadaşlar aynı tasarım, aynı omnibalans tasarımın olduğunu görebiliyoruz. Yani telefonların tasarımsal anlamda gerçekten de oldukça modern göründüğünü söyleyebilirim. Hemen bakın şöyle alayım. Herhangi bir şey tutmuyor arkadaşlar. Bu şekilde koyuyorsunuz ve bu şekilde telefonlar çok rahat bir şekilde duruyor. Tasarımsal anlamda her iki telefonda çok güçlü telefonlar olduğunu söylemek lazım. Bizim incelediğimiz telefonlar arkadaşlar bir orman yeşilimiz var. Bir deniz mavisi var. Gerçekten de renk tarafına baktığımız zaman hatta şöyle göstereyim. Bakın oldukça güzel iki renkle karşı karşıyayız. Telefonların tasarımları birbirine benziyor fakat ekran tarafında birbirlerinden ciddi anlamda ayrıldıklarını söylemek lazım. Zira Vivo 17S'te 1612x720 piksel bir çözünürlük var. Yani HD Plus diyebileceğimiz bir çözünürlük. Oysa ki Vivo Y27'ye çıktığımız zamansa 2388x1080 piksel yani Full HD Plus bir çözünürlük görüyoruz. Tabii ki burada baktığınızda PPI değerlerinin de çözünürlükten dolayı değiştiğini söyleyebiliriz. Vivo Y17S'te 269 PPI varken Vivo Y27'de ise 395 PPI'lara çıkıldığını görüyoruz. Vivo Y17 6.56 inç boyuta sahipken Vivo Y27'nin 6.64 inç boyutta olduğunu söyleyelim. Bununla beraber her iki telefonda 20:9 formatta Vivo Y17S 700 nits parlaklığa çıkarken tabii ki piksel dizimden dolayı burada parlaklık bir tık düşerek Vivo Y27'de ise 600 nits parlaklık sunuluyor. Her iki telefonda IPS tabanlı bir LCD ekran var fakat bunlar yeni nesil IPS tabanlı LCD ekranlar. Şunu da söylemek fayda var. Zaten şu an siz de bunları canlı canlı görüyorsunuz. Gerçek dünyada bunların ne sunduğunu size spesifik olarak göstermeye çalışıyoruz. Her iki telefonda ekran doğruluğu, renk doğruluğu tarafına gerçekten de kendi fiyat segmentinin ötesinde bir işe imza attığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Telefonların farklarından bahsettik ama benzerlik tarafına geldiğimiz zaman iki telefonda da aynı Yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle oyun için bu telefonu almaya çalışıyorsanız daha uygun fiyatlı modele yönelebilirsiniz. Yabancısı olmadığınız bir Yonga seti var. MediaTek Helio G85 Yonga setiyle beraber geliyor her iki telefonda. Dediğim gibi bu yabancısı olduğumuz bir Yonga seti değil. 12 nanometre üretim sürecine sahip olan arkadaşlar bu Yonga setinde 2 adet 2 GHz'de çalışan Cortex A75 ve 6 adet de 1.8 GHz'de çalışan Cortex A55'lerden oluşan bir küme var. Bununla beraber GPU tarafında ise Mali G52 çift çekirdekli bir GPU bize eşlik ediyor. Kullandığımız telefonlarda RAM tarafını şöyle söyleyeyim. Her iki telefonların 128 GB hafıza var ama Vivo Y17S'de 4 GB RAM var. Vivo Y27'de ise 6 GB RAM var. Şunu da altını çizmek lazım. Vivo Y17'sin 6 GB'lık versiyonu da var. Fakat burada tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizden olacak. Bununla beraber iki telefonda da Android 13 ile beraber geliyor ve Fantouch 13 arayüzü ile beraber karşımıza çıkıyor. Şimdi bu telefonların alameti farkı şu arkadaşlar. Her iki telefonda Android 14 ve Android 15 güncellemini alacak. Bununla beraber 2026 yılı dahil olmak üzere bu telefonlar Android güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek. Bence yine bu da bu telefonlar için en önemli detaylardan bir tanesi. Arayüzden bahsettik. Zaten arayüzle ilgili detayları paylaşıyorum sizinle. İki telefonda bence kendi arayüz performansı bu fiyat segmenti için yeterli bir performans diyebilirim. Zaten uygulamanın nasıl açıldığını size gösteriyorum. Tüm uygulamaları arkadaşlar son uygulamalarını kapattıktan sonra tek tek açtım. Siz de kendi telefonlarınızla bunları aynı anda açarak değerlendirmesini kendiniz arkadaşlar karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim. Yapmış olduğum testlerde genel kullanım performans tarafında gerçekten de kendi fiyat segmentinin üzerinde bir performansı imza atıyor. Zaten Vivo'nun dediğim gibi Fantouch arayüzü oldukça hafif ve güzel bir arayüz. Bu tarafta da en ufak bir şekilde sorun yaşatmadan arayüz tarafına iyi bir performans ortaya konduğunu görebiliyoruz. Her iki telefonda benzer yanlarından bir tanesi de kameraları arkadaşlar. Baktığınız zaman arka tarafta her iki telefon içinde söylüyorum arkadaşlar. 50 megapiksel değerinde f1.8 diyafram değeriyle beraber gelen bir tabii kameramız var. Bununla beraber 2 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip de bir bokeh sensörü var. Şunu söyleyelim. Her iki telefona çektiğim arkadaşlar fotoğraflara baktığımız zaman bokeh tarafına gerçekten de çok ama çok başarılı iki telefonla karşı karşıyayız. Kesinlikle hem gece zaten
zaten özellikle gece f1.8 diyafram diline sahip olmasıyla ve gece modunda olması sayesinde arkadaşlar telefonlar çok başarılı gece tabii ki arkadaşlar kendi fiyat segmentini değerlendirmek lazım. Yani burada bu telefonları 30 bin liralık 20 liralık telefonlara karşılaşmak doğru olmayacaktır. Kendi fiyat segmentini düşündüğümüz zaman bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Kendi fiyat segmentine göre bence başarılı bir gece performansına imza atıyorlar. Zaten örnekleri de sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki burada takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Bununla beraber arka kamerada 1080p'de video kayıt da var. Yani takdir edersiniz ki bu fiyat segmenti için 60 FPS'leri beklemek çok doğru olmayacaktır. Bu telefonlarda da 60 FPS yok ama yani en azından sosyal medyada videolar paylaşacak kadar güzel videolar çekebilirsiniz. Bunların da altını çizelim. Bununla beraber ön tarafta 8 megapiksel iki telefon için de söylüyorum arkadaşlar. F2.0 diyafram denilse bir selfie kamerası var. Çektiğiniz fotoğrafları zaten sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten de bence kendi fiyat segmentinin çok çok ötesine bak. Ötesinde değil, çok çok ötesinde selfie fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Özellikle ben Vivo Y17S'in ön kamerasına bayıldım. Mükemmel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu telefonu alan birçok genç insanın selfie fotoğraf konusunda en ufak bir şekilde sorun yaşamayacaklarını altını çizebilirim. Hem dediğim gibi standart fotoğraflarda hem de bokehli arkadaşlar selfie yaptığınız zaman da herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bununla beraber ön kamerada da yine 1080p'de video kaydını görebiliyoruz. Tabii ki kendi segment içine değerlendirdiğimizde iki telefonu da bence ön tarafta iyi bir video performansı imza attığını söyleyebilirim. Zaten şu anda örnekleri de sizlerle paylaşıyorum. Hani burada takdiri tamamen sizlere bırakıyorum. Ama bu fiyat segmenti için bence iyi bir performans ortaya konuyor diyebilirim. Arkadaşlar şimdi pil tarafına geçelim. Pil tarafında şöyle söyleyebiliriz. İki telefonunda 5000 mAh pil gücü var ve tek kemeli muhteşem bir pil performans koyuyor. Ben iki telefonu da kullandım. Sabah saat 7.38 civarlarında şarjdan çektiğimde ve akşam yine 12 saat sonra civarlarında yine 7.5-8 civarlarında eve geldiğimde her iki telefonlarda %50'nin üzerinde pil kalıyordu benim kendi kullanım senaryomda. Bu da gerçekten de oldukça başarılı bir pil performansı diyebilirim. Yani ben bu telefonla arkadaşlar ikinci günün sonuna doğru bu telefonları şarja koyuyorum. Bunu baştan söyleyelim. Bu telefonu alacak olan insanların kesinlikle pil tarafına sorun yaşamayacaklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar telefonlarla oyun konusunda en ufak bir şekilde sorun yaşamasanız da bu telefonlar oyuncu telefonları değil ve buna göre kullanılıyor. Ve pil tarafında gerçekten oldukça başarılılar. Şimdi Vivo Y17S'te kutu içinden 15 watt hızlı şarj desteğine sahip bir şarj aparatı çıkartılıyor. Ne kadar süre şarj edeceksiniz? Onu da test ettim. Hemen paylaşayım. Saat sabah 09.40 itibariyle bu telefonda %2 pilimiz vardı. Saat 11.30'da yani teste başladığımızdan 1 saat 50 dakikanın sonunda bu telefonda %100 pil oldu. Yani 1 saat 50 dakika içinde telefonun sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber Vivo Y27'ye baktığımız zaman da şöyle söyleyelim. Vivo Y27'nin bence yine yani diğer rakiplerden ayıran özelliklerinden bir tanesi kutu içinden 44 watt hızlı şarj desteğiyle beraber gelmesi. Genellikle bu fiyat segmentinde çok görmediğimiz özelliklerden bir tanesi. Saat 9.40 itibariyle arkadaşlar bu telefonda da %5 pilimiz vardı ve orijinal şarj aleti ve şarj kablosu bu telefonu şarja taktım. Tam yarım saat sonra saat 10.10 geçe bu telefonda %58 pil olduğunu gördüm ki baktığımızda arkadaşlar sadece yarım saat içinde %53 civarında şarj olabildi ki işte bu sizin bir günü çok rahat bir şekilde çıkartabilmenizi sağlıyor. Bununla beraber saat 10.50 geçe yani teste başladığımızdan 1 saat 10 dakika sonra telefonun sıfırdan %100'e kadar şarj olduğunu söyleyebiliriz. Bu telefon 1 saat 50 dakikada bu telefonda 1 saat 10 dakikada sıfırdan %100'e kadar şarj oluyorlar. Her iki telefonda gerçekten pil tarafında hem verimli hem de oldukça iyi bir performans ortaya koyuyor. Bu arada telefonlarla ilgili şunu da söyleyelim. Tabii ki parmak izi okuma sensörü de var ve iki telefonun yan tarafında parmak izi okuma sensörü var. Baktığınız zaman şunu söyleyebilirim. Yani yine kendi fiyat segmentinde öteye bir işe imza atıyor. Biyometrik sensörler tarafında da telefonda en ufak bir şekilde sorun yaşamıyorsunuz. Ses tarafında da şöyle söyleyelim. Ben iki telefonda arkadaşlar ses desibel testi yaptım. Hoparlörden iki telefonda da 104 desibel civarlarında ses alabiliyorsunuz. Telefonun üzerinden 90 desibellere 90-94 desibellere düşen bir ses performansı var. Sol tarafta yani hoparlörün olmadığı kısma geldiğimiz zaman 80 ile 85 desibel aralığında bir ses frekansı alıyorum. Ama genel anlamda sesinde yine kendi fiyat segmentine göre yeterli bir performansı imza attığını söyleyebiliriz. Bu telefonu aldığınız zaman ses tarafında da genel anlamda bir sorun yaşamayacağını söyleyebiliriz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ama iki telefon da kendi fiyat segmentinde oldukça başarılılar. Arkadaşlar benim iki telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Eğer 10.000 TL altında kendinize bir telefon arıyorsanız ki muhtemelen arkadaşlar bu telefonlar bu vergi indiriminden falanla yararlanacak telefonlar. Çünkü iki telefon da Türkiye'de üretiliyor. Ki şunu da söylemek lazım. Y27 için değil ama Vivo Y17S için şunu söylemek lazım. Bu telefon Eylül ayında tanıtıldı. Eylül ayında satışa sunuldu ve Ekim ayında arkadaşlar Türkiye'de üretime başladı ve Türkiye'de satışa sunuldu. Bundan dolayı da Vivo ekibini de ayrıca tebrik etmek lazım. Hızlı bir şekilde telefonlar Türkiye'de satışa sunulabiliyor. Dediğim gibi vergi indiriminden de yararlanacak arkadaşlar diye tahmin ediyorum iki telefon. Bu noktada gençlere, öğrencilere özellikle çok iyi bir performans ortaya koyabiliyor. Yani bir telefon almayı düşünüyorsanız mutlaka iki telefonu değerlendirmenizi sizlere öneriyorum. Her iki telefonda bence ekran tarafında kendinden bekleneni veriyor. Bunu
Bununla beraber kamera tarafında bence kendisinden beklenen üzerinde bir performans ortaya koyuyor. Pil tarafında kesinlikle öyle. Arayüz tarafında öyle ve güncellemelerle beraber telefonun 3 yıl boyunca güncelleme alacağını düşünürseniz özellikle gençlerin bu telefonu ya da bu telefonları demek daha doğru olacak çok fazla seveceğini düşünüyorum. Tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Eğer yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni videolarda göreceğiz sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.